Haftanın 3. işlem gününden herkese merhabalar. İntegral Yatırım Menkul Değerli Araştırma Departmanı'ndan Eda Karada. Bugün günlerden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 2'de kararı alıyor olacağız. Piyasaların beklentisi bildiğiniz üzere Ocak ayındaki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi yönünde. Dolayısıyla e, merkezin ardından piyasalar üzerinde yeni bir fiyat hareketi oluşmasını şu aşamada pek fazla beklemiyoruz. Ama karar metnindeki ton önemli olacaktır. Hem enflasyon vurgusunda bir değişiklik var mı? Hem de son dönemde özellikle kurlar cephesinde baskının daha çok dış piyasadaki olumsuz havadan kaynaklandığı için bakalım dışarıya yönelik dilinde de bir değişme söz konusu olacak mı? Kısacası o karar metnindeki ton bizim için önemli olacak. Aynı zamanda bir sonraki toplantısı Mart ayında olduğu için bakalım Mart ayına yönelik herhangi bir sinyal verecek mi? Özellikle faiz indirimi ile ilgili. Kısacası faiz kararının ardından karar metnini inceleyeceğiz, Aralık toplantısıyla kıyaslayacağız ve eğer çok büyük bir değişiklik varsa belki fiyatlamalar üzerinde hissederiz ama dediğim gibi karar metnindeki tonda da en azından söylediğim şeyleri arayacağımız için bunlarla ilgili çok sürpriz ifadelerle de karşılaşacağımızı pek fazla düşünmüyorum. O yüzden en azından TL varlıklar üzerinde merkezin ardından yeni bir fiyat harekete oluşmayabilir. Şimdi gelin isterseniz hazır merkez demişken bir dolar tl ile başlayalım. Dolar tl'de aslında yeni bir hikaye yok. Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleriyle ne yazık ki yeni haftaya başlamıştık. Biraz kuru 5.50'lerin üzerine doğru tepki göstermesini tetiklemişti. Ama sonrasında Cumhurbaşkanı ile yapmış oldukları telefon görüşmesinin ardından bir miktar yumuşayan kur bu sabah 5.40 çevresinde seyrediyor. Teknik olarak baktığım zaman yükselen kanalının içerisinde ve 14 ve 50 günlük ortalamalarında üzerinde. 14 günlüğü 5.40'lara yakın seviyelerden geçiyor. 50 günlüğü ise 5.35'lerin 5.35 çevresinde. Dolayısıyla kur için eğer bu ortalamaların üzerinde kaldığı sürece düşüşünde zayıf kalmasını ben bekleyebilirim. Ama 5.40'a yakın yerlerdeyiz ve sanki gün içerisinde çok olağanüstü bir haber akışıyla karşılaşmadığımız sürece 5.40'ın altına doğru deneme hareketi yapabiliriz. Sadece şunu söyleyebilirim. Ortamda hala risk algısı yüksek. Dolayısıyla bu tablo karşısında da dolar tl'de yakın zamanda 5.30 ve altına doğru çok güçlü tepkiler beklemeyebiliriz. Geri çekilmeler var ama böyle 5.30'a doğru onu çok ciddi bir şekilde düşüş eğilimi içerisine sokabilecek güçlü olduğunu ben pek fazla görmüyorum. Dolayısıyla düşüşlerde dikkat diyorum. Çok fazla 5.30 ve altına doğru bir tepki beklemiyoruz. Daha çok aralık olarak konuşabiliriz. Mesela 5.40'ın altı, 5.35, 5.40 aralığını gündeme getirebiliriz. Zaten 5.35'lerde 50 günlüğü de geçtiği için bu seviyede yakından takip etmenizi önermekteyim. Onun dışında çok agresif bir durumu yok. Trump'ın tweetlerine de alıştığı için artık tepkilerinde biraz daha zayıf kalıyoruz. Algıyı bozacak yeni bir haber rekte olmadığı sürece yukarı yönde tepkilerinde de zayıf kalmasını bekleyebiliriz. Endekse bakalım. Endekse de 93 binleri konuşmaya başladık bu sabah. Şöyle bir küresel borsalara da baktığımız zaman alımlar var. S&P'de kritik seviyelerdeyiz mesela. Amerika'da S&P endeksinde 2630 direncini aşması durumunda kazançlarını genişletmesini bekleyebiliriz. Bu durum bizim de içeride endeksi olumlu etkileyebilir ve 93 binlerin üzerine doğru yerleşmesini bile sağlayabilir. Dolayısıyla bugünden itibaren S&P'yi daha da yakından izlemekte fayda var diye düşünüyorum kazançlarını genişlettiği sürece bizi de besleyecektir içeride. Endeks için bizim içeride şimdilik 93.500 direncini izleyebilirsiniz. Bu seviyenin üzerine yerleşemediğimiz sürece en azından yükselişinde zayıf kalmasını bekleyebiliriz. Bununla beraber 92.000'lerin altındaki kapanışlar biraz daha geri çekilmesini tetikleyecek gibi duruyor. Ama şöyle bir genel olarak tabloya baktığımda hem dışarısı hem de içerisi şimdilik endeksin yukarı yönlü hareketini destekliyor. Dediğim gibi çok güçlü değil. 93.500'ün üzerine yerleşmeler başlarsa yavaş yavaş güçlendiğini ben söyleyebilirim. Dolayısıyla bu tarz yukarı yönde tepkiler şimdilik zayıf kalabilir ama satış baskısı yok. Çok zayıf bir endeks yok. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışan bir endeks var kendisini dışarıdan besleyen bir endeks var özellikle S&P'nin hareketi de az önce söylediğim gibi çok önemli olacaktır. Şimdilik teknik açıdan bu seviyeleri belirtebiliriz. Çok ciddi algıda bozulma olmadığı sürece de ben satışların biraz daha zayıf kalmasını bekliyorum. Belki bir süre yatay bir bant aralığında izleyebiliriz. Daha çok 92.000 veya 93.500 aralığını takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. İsterseniz son olarak ons altına bakalım çünkü ons altında yükselen kanalının da üst bölgesinde seyirler devam ediyor. Açıkçası 1298 yukarıda direnç konumunda ve bu seviyeyi aşamadığımız sürece 1300 ve üzeri tepkiler zayıf kalacaktır. Piyasada hala risk unsurunu tetikleyen faktörler var. Dolayısıyla altın temkinli seyrediyor. 1290 çevresinde en yakın ortalama 14 günlüğünün geçtiği 1287'ler ve 1287'lerin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü potansiyelini koruyabilir. Zaman zaman belki yorulmalar var. Biraz teknik gösterebilirsiniz sergeler bunu desteklemekte. Ama ben 2019 ilk çeyrek için altında yönümün yukarısı olduğunu düşünüyorum ve geri çekilmeleri belki fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde gram altın yatırımcılarına da seslenmek isterim. Düşüşler alım fırsatı yönünde değerlendirilebilir. Çünkü ortalama olarak dolar tl ve ons altına ben baktığım zaman bir süre daha gram altında 220 ve 230 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor. Özellikle 220'lere doğru düşüş ve hatta 220 liraların altındaki düşüşlerde bence fırsat olarak değerlendirilebilir gram altında. Yoğun bir gündem var. günümüz önümüzdeki günlerde de yine açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmalarını yakından takip edeceğiz. Şimdiden herkese iyi günler dilerim.